sürpriz canlı yayınlarımızdan anında haberdar olmanın sadece tek bir yolu var. Lütfen Ateizm Derneği TV'ye abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ama bir konuda sizden söz istiyoruz. Yayınlarımızı beğenirseniz lütfen sorgulayan veya özgür düşünceli arkadaşlarınızı da aramıza kazandırın. Olur mu? İyi akşamlar. Ateizm Derneği TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Feriyel Köseoğlu. Bilindiği üzere Ateizm Derneği Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler tarafından akredite edilmiş Müslüman nüfuslu ülkeler arasında dünyanın ilk ve tek yasal olarak tanınmış ateist insan hakları örgütüdür. Bizimle ilgili haberleri kaçırmamak için lütfen Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarımızı takip alın. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Derneğimiz kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Arkamızda yabancı lobiler, karanlık güçler yok. Sadece Türkiye'nin aydınlanma savaşçıları, yani sizler varsınız. Bu yayınımızda diğer tüm çalışmalarımız gibi yalnızca Ateizm Derneği destekçileri ve kanalımızı izleyenler tarafından sağlanan maddi olanaklarla desteklenmekte. Eğer yayınlarımızı değerli buluyorsanız siz de Patreon, Kreosus veya YouTube destekçilerimizin arasına katılabilirsiniz. Bu hesaplarımızı inceleyerek birbirinden ilginç paketlere ve farklı ayrıcalıklara erişmeniz mümkün. Ayrıca ekibimize katılmak için bize bunlarateist@ateizmderneği.org.
TR adresinden de ulaşabilirsiniz. Konumuzu tanıtmadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ateist Gazete. Ateist Gazete'ye ilk 15 gün sadece dernek üyesi ve gönüllüsü olan dostlarımız ulaşabiliyor. Ancak her yeni sayı yayınlandığında bir önceki sayıyı derneğimizin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşıyoruz. Okumaktan ziyade dinlemeyi tercih eden takipçilerimizi unutmadık. Ateist Gazete'de yer verilen başlıkları ele aldığımız bir haber bülteni hazırlıyoruz. Sunucularımız gazetemizde yer alan haber bültenini yorumluyor ve tartışıyor. Türkiye'nin en Allahsız haber bülteni olan Ateist Gazete'yi kaçırmayın. Evet, bu hatırlatmadan sonra şimdi size konuğumdan bahsetmek istiyorum. Konuğumuzu aslında çok iyi tanıyorsunuz. Pandemi süresinden önce de kendisiyle canlı birçok toplantı yaptık. Birçok yayın da yaptık. Sevgili Şükrü Alkan, Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji, Felsefe, Sosyoloji Yüksek Lisans mezunu. Şu anda psikoterapi ve felsefi danışmanlık alanında terapötik çalışmalara devam ediyor. Uzman psikoterapist Şükrü Alkan ile birlikteyiz. Hoş geldin Şükrü. Hoş bulduk Feriha. Teşekkür ederim. Yeniden buluşmak çok mutluluk verici. Evet. Ve ben de seni tebrik ederim. Bu güzel söyleşi için gerçekten inisiyatif de bulunduğunu ve bu akşamki toplantımızın neşeli ve güzel geçeceğinden eminim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Öncelikle sanırım artık İstanbul'dasın. İstanbul'a taşındığını öğrendik. Bundan sonra daha çok sık sık birlikte oluruz diye düşünüyorum. Ben de öyle sanıyorum. Evet, yeniden İstanbul'a kavuşmak, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti, ondan önceki tarih. Yani İstanbul tarih kokan bir coğrafya olduğu için kendi içinde de bir narsizmi var. Yani narsist bir kenttir İstanbul. Onun için herkes İstanbul'u çok sevmek ister. Ben de sevmekten vazgeçemedim narsist İstanbul'u. Sevmek zor ama sevdiğinizde de bırakamıyorsunuz. Evet, daha mürekkebi kurumamış diyelim. Nisan 2022'de iki tane kitabın çıktı. Bunlardan teki Antro, Psiko, Felsefe. Sevgili Onur paylaşırsan. İkincisi de Sosyoantrop, Psiko, Felsefe. Burada da Evet, göstereyim. eyvallah, teşekkür ederim. Aynen. Öncelikle şunu da sormak istiyorum. Ateş Yayınları'ndan çıkıyor iki kitabın. Okurların bu kitaplara nasıl ulaşacaklar? Güzel. Bu kitaplar kitap yurdu, kitap satan sitelerde bulmak mümkün, kitap evlerinde bulmak mümkün kalmamış olabilir. Ama eğer kalmadıysa da Ateş Yayınları'nın WhatsApp numaralarına ulaşarak oradan sipariş verebilirler. Ya da pembe vagonlar.com.tr'den ulaşabilirler bu kitaplara. Evet. Bugün antropisko felsefi konuşalım ilk önce. Sonra Olur. senden bir yayın daha sözü istiyorum. Sosyo Eyvallah. antropisko Gayet. Gayet. felsefe. Çünkü ikisi bir yayına sığmayacak. Sivil toplum ve demokrasi meselesi nedir Şükrü? Oo. Evet ya biz özellikle biliyor musunuz sivil toplum kavramı maalesef Türkiye'de 1980 sonrası adeta ters yüz edildi. Yani Hegel'in diyalektik mekanizmayı anlatırken dünyayı ters okuduğunu söyleyen Marx diyalektik materyalizmde Hegel'i ayakları üstüne koy yeniden. Şimdi Türkiye'de de yapılan bir terslik oldu sivil toplum kavramı ve tanımlamasında. 1980 juntasından sonra Türkiye'de demokrasi kavramı, sivil toplum kavramı, kitle demokratik örgütler, sendikalar, tüm bunlar içi boşaltılarak ters yüz edildi. Adeta kafa yere, tabana, ayaklar yukarıya baktı. Yani kafa üstü bir çevirim mekanizması oluştu. Ters yüz bir anlam oluştu. Yani Türkiye'de sivil toplum
kurumları lağvedilirken yerine tarikatlar, maalesef cemaatler sivil toplum çerçevesine konularak demokrasi adeta 80'den sonra iyiliş edildi. Demokrasi kavramı iyiliş edildi böylelikle. Çünkü artık Türkiye'de o tarihten beri doğru dürüst ne üniversiteler konuşur, ne yargı organları konuşur, ne sendikalar doğru dürüst konuşur, ne de diğer toplumsal, sınıfsal mekanizmalarda oluşan örgütlenme biçimleri burada yer bulurlar. Dolayısıyla demokrasi ve sivil toplum meselesi iç içe geçen bir şeydir. Bunu ifade ederken aslında sivil toplum tezinin çok eskiden beri Hegel tarafından kullanıldığını söyleyebiliriz ama bunu politize eden Gramsci'dir. 1920'lerde hapishane notlarını yazarken o zamanın Mussolini faşizmine karşı daha açık dille ifade edemediği için ya da yazdıklarını şifreli yazmak zorundaydı. Sosyalizm yerine sivil toplum kavramını kullanmıştır. Yoksa başka türlü yayınlanamayacak kitaplar ya da yasaklanacak ya da yazamayacaktı hiçbir şekilde. Efendim bu konuda ben Deniz, burada kendimizi büyütmeyelim ama bu sorduğunuz soru beni çok çok dolayısıyla yazmama iten sebeplerden biri de felsefenin bitim teziydi benim. Bitirme tezi. Sivil toplum nedir? Sivil toplumun açılımı nasıl olur? 21. yüzyılda sivil toplumun anlayışı ve neye yol açar? Şimdi tabii bunu yazar çizerken 1980 ve sonrası oluşan yeni dünya düzeni, 89, 90, 91 Sovyetlerin çözümü, dolayısıyla sivil toplum mekanizmaları tamamen ters yüz ediyor bütün dünyada. Sadece Türkiye'de değil. Bu açıdan sivil toplum kavramının Gramsci'nin, Komünist Partisi lideridir zaten kendisi, bu tezleri ileri sürerken bir siyasal parlamentodan bahseder. Yani siyasal örgütlenme ile sivil örgütlenmeyi yan yana koyar. Der ki, sivil toplumlar kuvvetli olursa siyasal toplum da ona göre değer alır. Siyasal toplum nedir? Devletin kendisidir. Resmi parlamentodur. Ki Cumhuriyet'in yani Kemalist devrim olarak adlandırırsak kuruluşunda bunlara çok önem verilmişti değil mi sevgili Kemal? Şükrü. Ay Şükrü. Tamam sorun değil. Kemal deyince. Tabii Kemalizm güzel. Şimdi evet. dün de bir yazı yazarken şöyle demiştim, bir makale. Haber 2021'de yazıyorum haftada. Hı-hı. Orada da şundan bahsettim. Marx'la başlayan kritik politik ekonomi Marx'la bitmeyecek. Kemalizm Türkiye'de Kemalizmle devam edecek diyor. Şimdi bunu evet. Niçin söylüyorum? Çünkü Türkiye'de olması gereken Cumhuriyet'in özelliklerini taşıyacak yeni bir açılım, yeni bir felsefe pratiği gerekli olduğunu söylüyorum. Bunun da sivil toplum kurumlarıyla olacağını düşünüyorum. Yani parlamento dışı örgütlenmiş gerçek muhalefet, yani parlamentoda bulunan siyasal partiler değil, parlamento dışı oluşan halk grupları, halk örgütlenmeleri. Nedir bu? Sendikalar, resmi veya değil. Sendikalar, tabii ki sendikalar resmidir ama parlamento dışı muhalefetin bir parçasıdır. Neyi savunurlar onlar? Emek gücünü. Peki sivil toplum dediğimizde ne anlıyoruz? Toplumun sivil organları, demokrasiye hizmet eden, demokrasiye katkıda bulunan, görüş ifade eden ve kitleleri etkileyen sivil toplum mekanizması budur. Yani yoksa Türkiye'de, dünyada, Almanya'da, Fransa tek kişi gitmiş, işte efendim İngiltere'de bilmem ne meydanında herhangi bir şey söylediniz. Bunun fazla bir amacı, anlamı yok. Yani bireye dayalı salt bir düşünce ifade edebilmiş olmak özgürlüğü demokratik anayasal sistemin bir parçası olsa bile asıl örgütlenmiş kitlelere ulaşmış bir fikrin çok daha ağırlıklı olacak kesildir. Bunu da sağlayan sivil toplum mekanizmasıdır. Yani peki Şükrü, yurttaşların buluştuğu bir yerdir. Ha, buyurun. Peki bunun için kitabında da değindiğin için söylüyorum. Sivil ve demokratik toplum bütünlüğü için gerekli olan tümden demokrasi ve laik cumhuriyet midir? Kesinlikle evet. Çünkü tarikatlar ve cemaatlerin sivil toplum olarak değerlendirip laik
laik dışı hareket ve eylemlerin odağı olan tarikatlar ve cemaatler halkın gittikçe daha çok fakirleşmesi, hem zihinsel, hem kültürel, hem de ekonomik, hem de üretim alanlarında gerilemesi, sendikaların ve diğer tüm demokratik kitle örgütlerin işlevsiz hale getirilmesi. İşte benim dediğim laiklik aslında aydınlanmış bireyin ta kendisidir. Sorgulayan bireyin ta kendisidir. Sorgulayan birey tek başına var olmaz. Bir ötekiyle var olacak ki orada bir sivil mekanizma ortaya çıksın. Sivil yurttaşların, yani yurttaşların kamuoyunda örgütlenerek düşünce ifade etmesiyle laiklik dediğimiz düşünce özgürlüğünün ta kendisi olacağına göre bunu ifade edebilme biçimi saldırısız ve silahsız. Yani bu bütün ülkelerde, efendim, bütün anayasalarda vardır. Saldırısız, silahsız. Bravo. Bu demokratik mekanizmayı işletecek olan tek şey sivil demokratik kitle örgütleridir. Ve buna laiklik temel oluşturur. Laikliğin olmadığı yerde düşünce özgürlüğü. 80 sonrası. Pardon, lafını kestim. Rica ederim, rica ederim. 80 aslında 80 ihtilalin temelleri 1977 1 Mayıs kanlı katliamıyla diyeyim başlıyor. 80 ihtilalinden sonra bu sivil toplumlar, sendikaların hemen hemen hepsi çürütüldü ve insanlar da kitabından gene gireceğim. Lütfen. Senin bir yorumun, bir kara delik oluşturdu galiba. Yani insan, kara delik uzayda yok sadece diyorsun kitabında. İnsanların içinde de kara delikler var ve bu kara delikten çıkmadığı sürece sanırım insan hayatı göremiyor. Çok doğru bir yerde, doğru bir temaslı bir cümle kullandın Feriha. Teşekkür ederim. Şimdi kara delikler beynimizin içinde de bulunur dediği, bu şöyle, şunu kastediyorum. İnsan depresyona girdiği zaman bastırdığı bir travmatik mekanizmadan ötürü herhangi bir psikolojik rahatsızlık geçirdiğinde laikliği, yurttaşlığı, demokrasiyi düşünemez hale gelir. Sadece kendisiyle uğraşmaya başlar. O kendisiyle uğraştığı alanda da o psikolojik rahatsızlık onu yutar. O kara delik oluyor. Şimdi halkın büyük kesimleri psikiyatristik vaka noktasına geldi neredeyse. Değil mi? Herkes bir ilaç kullanıyor. Psikotik ilaçlar kullanan şu ülkede çok azaldı yani. %60-70'i psikiyatriye gidiyor, ilaç kullanıyor. Böyle bir ülkede demokrasi, sivil parlamento, sivil örgütlenmelerin ağırlık kazanması pek zor gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Burada kara delikler oluşuyor. Bu kara deliklerin içine hastalıklar giriyor. Sorgulama, laiklik, özgürlük, demokrasi, sivil toplum, bu tür kavramlar yerine ben hastayım diyor. Kara delikler depresyon. Kara delikler bipolar. Kara delikler panik atak. Şimdi düşünün, böyle yüz binleri aşan psikotik ilaçlar kullanan insan silsilesi birbirleriyle uğraşıp şunu diyebiliriz. İnsanlar sosyal fıttırdı. Hayattan da kopmuyorlar mı bu insanlar? Kopuyorlar, kopuyorlar. Fıttırdı diyeceğim gerçekten. İnsanlar fıttırdı. Birbirlerine tahammülleri kalmadı. Az kaldı. Çok az kaldı. Birbirlerinin görüşlerine, fikirlerine, fikir tartışmalarına tahammülleri yok. Yok. Demokrasi işlemiyor yani. Yani anayasada demokrasi ve ilkeleri olsa bile bugün toplumda demokratik davranış, tutum çok az. Mümkün. Adeta lav edilmiş, kendinden geçmiş koskocaman bir kara delik var ülkemizde. Ve yutuluyoruz. Sanki gün geçtikçe daha çok büyüyor. Çok, evet evet. Yani şimdi düşünün, dünya bir gezegen, uzayda bir kara delik tarafından yutulmuş olsa hepimiz yok olacağız saniyede. O yok olacağız. Ama bu kara delik, bizdeki kara delik yavaş yavaş ısıta ısıta kara deliklere birebir atılıyoruz. Ölümler hızlandı, vakalar, ölümler, yani
öldürmeler, cinayetler, tecavüzler, kadın tecavüzler, cinayetleri, bunlar ya hepsi daha çok yeni bir doktoru katlettiler, bir avukatı katlettiler. Evet. Evet, yani şiddet uygulayan birinin o hastaneye girmemesi lazım. Böyle bir yasak getirilmeli. Şiddet uygulamaya geçen herhangi bir birey, Almanya'da, İngiltere'de, Hollanda'da efendim, o hastaneye bir daha giremez. Böyle bir uygulama getirilmeli. Ama doktorlar da gerçekten işlerini yapıyorlarsa, ki iyi yapıyorlar birçoğu, ama bazıları da çok fazla ilgilenmek istemiyor. Çünkü sistemin kendisi bunu yaratıyor. Nasıl? Bir doktor hastasıyla 2-3 dakika ilgilenirse tedavi yapmaz. İlaç yazar gider. Bu tedavi değildir. Evet. Kapitalist ekonomik sistem sağlık sistemine sirayet ettiği için gerçek anlamda sağlık ve tedavi mekanizmaları işletilmiyor. Paraya bakılıyor. Bu da bir kara delik. Yani hem ekonomik anlamda bir kara delik. Doktorun da kendi içinde bir kara delik oluşuyor. Dediğiniz gibi bir doktor günde belki 5 tane hastaya bakabilmesi gerekiyorken ya hadi bir diyelim 10 tane hasta. hastaya bakıyor. 10 hastaya baksın. Yani 20 dakika ayırsın. 10-15 hasta. Tamam, çok güzel. Ama niye 50-60 hastaya bakıyor ki? Yani bu bakmak değil ki. Bu şey gibi. Yani fabrikada işte hani bir üretim yaparsınız. Sürekli o banttan objeler gelir, mallar gelir, onu işletirsiniz. İşte dakikada şu kadar binler bardak ürettim dersiniz. Ama hasta eğer insan madde olarak, materyal olarak geçiyorsa artık o ülkede onur, şeref, işte neyse artık insan onuru dikkate alınmıyor. O zaman bu cinayetler sonuç sadece. Çok korkunç yani. Sadece bir sonuç. Bunun tezahürü. Sistemin kendisi cinayet üretiyor. Evet, Cinayetçi evet. üretiyor. Kötü. Aynen. Evet, çok kötü ve nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Gene kitabınızdan başka bir bölüme geçeceğim. Bu da bizim ülkemizde özellikle çok önemli bir sorun. Ulusallaşma sorunu etik sorunlarını gidermeyen ülkelerde çok daha belirgindir diyorsunuz. Yani küresellik, etnik ve ulusallaşma meselesi nedir? Evet, aslında sivil toplum ve demokrasi meselesini halleden ülkeler genel anlamda şöyle Avrupa'ya baktığımız zaman, ulus devletlerine baktığımız zaman etnik mekanizmalarını içlerinde çözebilmişler. Yani Almanya'da da 2-3 tane azınlık vardır ama onlardan kimse bahsetmez, kimse de bilmez pek. Var ama bilmez. Çok da yani neden bu böyle? Çünkü yaşadıkları bölgelerde ekonomik anlamda herhangi bir ayrışıma tabi tutulmamışlardır. Gelişmeler, eğitim şansı, ekonomik şans, kültürel, sosyal hayata katılım şansı, o şöyledir diye katılmama gibi durum yoktur. Yurttaşlar anayasaya göre eşit haklara sahipleridir ve eşit şanslara sahiptirler. Onlar etnik mekanizmadan dolayı herhangi bir ayrışıma tabi tutulmamışlar. Türkiye'de de bu böyledir ama Türkiye'de maalesef demokrasi ve sivil toplum olgusu çözülemediği için, demokrasi meselesi çözülemediği için, tarihsel olarak bunu söylüyorum, Cumhuriyet tarihinin 1950'den sonra aldığı kararlarla, ekonomik, siyasi, kültürel, laikliğe vurulan darbelerle efendim, eğitime, eğitim birliği bozularak bugün geldiğimiz nokta, çok çeşitlilik diye arz edilen etnik mesele küresel politikaların maalesef avı haline gelmiş durumda. Yani bir de bir küresel hegemonya var burada. Tabii yani küresel hegemonya gelişmemiş, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere bir şeyler dayatıyor. Etnik kavramlar üzerinde oyunlar oynanıyor ve böylelikle aslında ulus devleti ve ulus devlet mekanizmasında oluşması gereken demokrasi, sivil toplum aslında burada yok edildiği için etnik mekanizmalar bu boşluğu, bu kara delikleri dolduruyor diye. Burada da bir kara delik var dolayısıyla. Yani demokrasi, şimdi şöyle söyleyeyim. Kürtler diyelim ki anayasaya göre ikinci resmi dil olsa,
Türkiye'de demokrasi olur mu şu anda? Olmaz. Olmaz. Yani Türkiye'de daha fazla demokrasi olacaktır garantisini vermiyor bana. Çünkü asıl olan benim dediğim demokratik kitle örgütlerinin konuştuğu bir toplumda, kamuoyunda çok daha etkili olacağını düşündüğümüzde 70'lerdeki Türkiye'deki demokrasi meselesine baktığımızda sendikalar konuştuğunda Türkiye'de çok şeyler değişiyor. Bugün yok onlar. Bugün yok. Onun yerine etnisite üzerinden mezhepsel mekanizmalar, tarikatlar, cemaatler, bir orta çağ, yani Türkiye'de burjuvazi maalesef sınıfsal değildir. Evet. Sınıfsal bir burjuvazi yok. Burjuva var ama burjuvazi yok. Çünkü Burjuvanın burjuvazi kim olmuş olduğu belli olsa değil. burjuvazinin sivil toplum kurumları olur. O da yok. Tabii ki, o da yok. Yani burjuvazinin bilinç düzeyi yok. Yani o Avrupa'daki burjuvazinin edindiği ulus devlet mekanizması, ulus devlet, Yani bir üniter Fransız devlet. burjuvazisi, bir İngiliz Bravo. burjuvazisi Evet, yok. yok. Ya da Yok. Amerika, yani sadece Avrupa değil, Amerika'da da bu burjuvazi kültür var bir Ya evet, noktada. Amerika'da biraz daha karışık ama o oluşmaya Karışık başladı ama diyelim. Evet. oluşmaya başlamış bir kültür var sonuç olarak. Gene kitabınızın bir yerinde bilimin üretildiği yer cami, kilise, sinagog veya cemevi değildir. Bilim üniversitelerde üretilir diyorsun. İnanma ve düşünme birbiriyle uzlaşabilir mi Şükrü? Yani zaten bu soruyu ben bilerek sordum. Tabii ki uzlaşamaz. Yani uzlaşmaya geçildiği zaman bilimle dini karıştırırsınız. O zaman neyin inanma, neyin bilim olduğuna karar veremezsiniz. Dolayısıyla bilim ayrıdır, inanmak ayrı bir şeydir. İnanç kurumları ayrıdır ama bilimin kurumları ayrıdır. Birbirlerine karışamazlar. Karıştıkları zaman, uzlaştıkları an ikisi İdiş edilir. Yani yoklar. İkisi de yok demektir. Yani o zaman inanç kurumları da ne yapacaklarını, ya bilim mi yapıyoruz onu? Ama bilim adamı yok. Pardon. Ortada da bilim adamı yok. Peki bilim kurumlarında inanç adamları olursa ne olur? Orada da bilim olmaz. Bilim olmaz. Yani belirli Aslında şeyler bunu vardır, birazcık uzlaşamaz. Mümkün değil. Uzlaşama. Uzlaşı kültürü nerede olur biliyor musunuz? Siyasal devlet anlayışıyla, siyasal toplum ile sivil toplum arasında uzlaşmalar olabilir, demokrasi meselesinde. aslında bunu şöyle açabiliriz. Kitabında da değindiğin gibi bilim ve düşünmeyi 5 aşamada gerçekleştirilir diye başlıklar almışsın. Bunlardan bir tanesi tanımlama ve gözlem. Yani bilimdeki tanımlama ve gözlem, düşüncedeki tanımlama ve gözlem birbirinden farklı. Bu farklılıklar neler? Aa, güzel. Şimdi bilimde öncelikle biz bütün duyu organlarımızı çalıştırırız. Hı. Bir defa duyularımızla hareket ederiz. Gözlem, neyi duyuyoruz? Ses, dokunma ve deneyimleme. Şimdi bütün bunları sırasıyla yaptığınız zaman bir sonuca gidersiniz. Hipotez kurarsınız. Bu hipotez ya doğrulanır ya da yanlışlanır. Eğer bilimde yanlışlama, yani bilimin temel yasası falsifikasyondur. Yani yanlışlayabilmedir. Bir şeyi yanlışlayabildiğiniz zaman bilim ortaya çıkar. Bilim önce bir şeyi ortaya koyar, sonra doğrulanır ya da yanlışlanabilir. Ama inanmada mümkün değil. İnanma ne doğrulanabilir ne de yanlışlanabilir. Sadece Her inanırsınız. şey Tanrı'dan geliyor der. Her şey Tanrı'dan geliyor. Din böyle söylediği için ben böyleyim diyor. Ben inanıyorum diyor. Yani inanmak başka bir şey. İnanın, inanmak tamamen sizin kendi özgürlüğünüzde oluşturduğunuz bir durumla alakalı söylediğiniz bir şeydir. Ona inanırsınız. Ama inanmak dediğiniz an akıl durur. Sadece inanmayı düşünürsünüz. Evet. Dolayısıyla bilimde yanlışlanabilirlik ilkesi kesindir. Karl Popper'in bu konudaki prensiplerinden biridir. Yani falsifikasyon burada önem arz ediyor.
Tabii bu tanımlama ve gözlem şu şekilde devam ediyor. Varsayım, öngörü, deney ve bilimsel kuram. Kuram, bravo. Teori oluşturuyorsunuz. Deneyimleme ve daha sonra onun kuramını oluşturuyorsunuz. Bu kuramı işlettiğiniz zaman bu kuram tartışmaya açıktır. Çünkü bilim şunu demez. Bu doğrudur, bunu kabul etmek zorundasın. Ve bilim bunu dediği an biter bilim. Bilim sadece İspatlamak tartışır. zorunda zaten. Ayrıca ispatlamak Doğruluğunu zorunda. da Aynen. ispatlamak zorunda, yanlışlığını da ispatlamak zorunda. Kesinlikle. Dünya dönüyor kendi etrafında. Bir ispat. Evet, dönüyor. Ama biz onun döndüğünü görmüyoruz tabii. Değil mi? Fakat şöyle anlıyoruz. Gece ve gündüzün oluşumundan anlıyoruz. Güneşin doğuş ve batışından anlıyoruz. Karanlık ve gecenin birleşimiyle 24 saatin oluştuğundan anlıyoruz. Efendim, ölümle doğumun birleşmesinden hayatın doğduğunu anlıyoruz, değil mi? Kadınla erkeğin birleşmesinden paylaşım ve hayatın yeniden oluştuğunu anlıyoruz. Yoksa buna inanıyorum dediğinizde sadece şunu söyleyebilirsiniz. Evet, suyun su olduğuna inanıyorum çünkü su. Ama suyu oluşturan moleküller ise onu görmüyoruz. Sadece onu incelediğimizde fark ediyoruz. Yani deneyimleme ve aynı zamanda doğrulama. Yani Tanrı etkin yaratıcıdır inancı, düşünceyi zorunlu olarak kabul ettiğin zaman bir de tümden gelimci bir akıl yöntemi var. Nedir bu tüme varım ve tümden gelimcilik esprisi? Evet, yani şimdi tümden gelin, bütün parçaları birbirinden ayırırsınız, getirirsiniz bir yere korsunuz. Bu hayata aslında terstir. Tümden gelin. Aslında bizim işlediğimiz şey tüme varım. Tüme varım demek tek başına bir şeyi fark etmek. Mesela ben size desem ki kadınlar tümden gelindir, erkekler tüme varındır. Hayatın içinde. Şimdi kadınlar tek tek olayları birleştirip tümden toplar getirir önünüze kor ve sorunu ortaya kor. Bu yanlış mı? Değil. Kadının kendi özelliğidir. Erkek ise tüme varım yapar. Ne yapar? Hedef kilitler. Hedefe kilitlenir. Peki benim orada bahsettiğim felsefi açıdan bir alıntı yaparsanız çok sevinirim. Orayı biraz daha açımlayalım tabii ki. Tüme gelin ve tüme varım. Şimdi 69. hemen. 69. Evet. sayfaydı, değil mi? 73. sayfa. Ha, Hemen 73. ben de aynen öyle. İnsanlar ölümlüdür. Ahmet insandır. Öyleyse Ahmet de ölümlüdür gibi bir tanımlama. Tümden gelime betimler değil mi? Evet. Bu tabii çok basit bir mantık mekanizması. Değil mi? Basit bir mantık mekanizması. Evet bilmiyorum şu anda okullarda okutuluyor mu çok emin değilim ama ben lisedeyken mantık dersi okuyordum. Aynen. Şimdi Bizim lisede 7 saat felsefe, sosyoloji, mantık derslerimiz vardı. Haftada 7 saat. Gerçekten çok çok o dönemin liselerinde okutulan felsefe, mantık, sosyoloji bugün herhangi bir üniversitede Anadolu'da yoktur. evet, Yani Türk üzücü bir yok. şey. Evet, o yok. Yani tümden gelin basit bir mantıksal mekanizmadır aslında. Yani tüm insanlar ölümlüdür. Ahmet insandır. O halde Ahmet de ölümlüdür. Önce bütün insanların ölümlü olduğunu anlıyoruz. O halde Ahmet de insan olduğunu ya Ahmet de ölümlüdür. Bu tümden gelindir. Doğru. Bir de şey diyorsunuz, düşünmek felsefe ve din çevrelerini rahatsız eder. Çünkü felsefe, buyurun, siz soruya devam edeceksiniz Evet, sanıyorum. din felsefeyi kendi içinde eritmek amacı güdüyor diyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? Aa, bravo, güzel bir soru. Çünkü felsefe hayatı sorgulamak. İnsanın tüm insana içkin olan her neyse onu sorgulamak. Marx bile der ki, insana dair olan hiçbir şeye yabancı olmayız. Bunu inceleyen şey
veya soruyu soran felsefe yapmış oluyor. Felsefe yapmak insanı anlamaya dönük bir şeydir. Zaten ve insanın tüm davranış ve davranış geleneksel mekanizmalarını, tarihselliğini ortaya koyduğu tüm üretim mekanizmalarını kendi içinde kültürel, sosyal, ekonomik olarak bunu felsefi olarak sorgular. Şimdi bu sorgulamayı yapan kişi dini mekanizmanın dışında kalır öncelikle. Yani şunu demez. Yani ben eğer fakirsem, yoksulsam, ekmek alamıyorsam Tanrı bunu öngördüğü için mi acaba? Ya da Tanrı kısmet abi bu böyle işte kabul et. Bu mu? Bu mu? Felsefe? Yoksa felsefe eğer bunu sorgula diyorsa neden bunu yap? Bu Yani durumdasın. Montaigne'in dediği gibi felsefe yapmak aslında kuşkulanmaktır. Bravo. Ve dolayısıyla da felsefe insanı tekrar kendisine kavuşturan bir ötekiyle ilişki kuran bir şeydir. Bir platform, bir kültürel platformdur aynı zamanda. Ama din mekanizmasına gelince tabii din şöyle yapmaya başlıyor. Bu şuna soyunuyor özellikle. Sorgulayan kişiyi felsefi alandan çıkararak inanç mekanizmasına sokuyor. Ve felsefe yapıyormuş gibi davranıyor. Felsefeyi kendi içinde eritiyor. Ve dolayısıyla diyor ki ben senin yerine yapıyorum bunu zaten. Senin ya bir şey yapmana gerek yok. Din diyor ki ben senin için hayatı sorguladım, bitirdim. Onun gramatiğini çıkardım, iskeletini çıkardım. Hayatın iskeleti bu kardeşim, bunu kabul et. Öyle. Felsefe diyor ki hayır, Aslında hayır diyor. Evet, buyurun. felsefe din kalıplarını ve dogmaları kırıyor bir noktada. Aynen öyle. Sorguladığınız noktada, sorguladığınız her ivmeyi, her yaşanan olayı tartıştığınızda, tartışmaya açtığınızda dinin dogmalarını yerle bir ediyorsunuz. Aydınlanma başlıyor. Yani Kant'ın dediği doğru. Kendin eğer bir kuyuya düştüysen, o kuyudan nasıl çıkacağını biliyorsan aydınlanıyorsun demektir. İşte felsefe bunu yapıyor. Diyor ki sen girdiğin kuyuya nasıl çıkacağını biliyorsan aydınlığa çıkarsın. Nasıl çıkarsın? Bunu sor diyor kendine. Kant çok güzel burada. Kant demişken, evet kitabınızda da şöyle bir cümle var, çok hoşuma gitti, altını özellikle çizmiştim. Felsefede kimse kimseye dün söylediklerine bugün de sahip çık diyemez. Bravo. Çünkü felsefede geçmiş koşullara göre söylediğim bir ifade koşullara uygun söylemişsindir. O koşullara göre düşünce ve bilincin ya orada biçimlenmiştir. 10 yıl sonra veya 5 gün sonra inceledim, şey yaptım, bilimsel olarak ben şurada yanlış yaptım. Bakınız eleştiriye açık, demokrasi. Demokrasi. Yani dün söylediğinin aynısını söylemek ilkel yani ilkellik olduğunu düşünüyorum bazen. İlle de o doğruydu şimdi niye bunu söylüyorsun? Ama değişime uğrayabilir ki. Gelişmeye de açık bir şey insan çünkü. İnsan fikirleri tanrısal, dogmatik veya ideolojik olamaz ki. Değişmeye uğramak gibi bir durum var. Çünkü maddi koşullar değişiyor. Maddi olgular değişince fikir üretiyorsunuz ve değişiyorsunuz. Değiştiriyorsunuz fikirlerinizi. Bunun en güzel örneği de birinci Kant dönemi ve ikinci Kant dönemi değil mi? Kesinlikle. Yani Kant öncesi ve Kant sonrası da diyebilirsiniz. Kant'ın öncelikle dünyaya sunduğu şey neydi? Onu da insan nedir programında da işlemiştik. İnsanın kültürel gelişimi o gün yaptığı şeylerle ilintilidir. Ama 10 yıl sonra o değişecektir yine. Evet diyor ben size diyor bir idealizm. Evet insanın bir idealizmi olmalı. Ama bu idealizm sizi şuraya sürüklememeli. O ille de olacaktır demiyor. Olabilir diyor. Çünkü o zamanın insanı ne yapacağını bilmiyorsunuz. Yani dün söylediğini bugün aynısını söylemek zorunluluğu
da olmayan insan değişime açık, fikirlerine açık, tartışmaya sunacak bir mekanizma oluşturur. Buna da demokrasi diyoruz. Yani ben 10 gün önce sizinle böyle bir şey konuştum. Şükrü böyle demiştim ama bugün niye bu değişti? Çünkü şu sebeplerden değiştirdim. Nedir? Demokrasi. Bazen mesela şöyle bir şey de diyoruz. Ya yazdıkların abi çok böyle akademik ve teorik. Ben de diyorum ki halka inmen lazım diyor. Tamam, ben de diyorum ki halk demokrasiyi benimserse o kitabı okuyacak, benimseyecek ve soru soracak. Ne demek istiyorsun burada? Ne demek istiyorsun sorusunu sormalı halk, insan. Ben bunu anlamıyorum deyip o kitabı attığınızda, o makaleyi bir kenara ittiğinizde diyeceksiniz ki burada ne demek istedim? Çünkü kitaplar ve yazılar tartışmaya açık metinlerdir. Dogmalar değildir. Yani salt bir din sunulmuyor oraya. Oraya düşünce sunuluyor, fikir. Anlamadıysan sorarsın önce. Demokrasinin temel kuralı. Felsefenin de temel öğesidir soru sormak. Tamam, soralım ve konuşalım, tartışalım. Demokrasi. Demokrasi bunun için var. Bunun için Bir var. de bunun için var ama bir de halk dediğiniz bireylere geldiğimiz zaman gene kitabınızda bu konuya da değinmişsiniz. Önemli bir konu bu benim için. Tahakküm ve korku var insanlarda ve insanlarda farklı ruhsal görüntüler sergiliyor. Nedir bu tahakküm ve korku insanlarda oluşan? Evet, aslında tabii bu yazı yazarken gerçekten pandemi dönemine girmiştik sanıyorum. Pandeminin gelmiş olduğunu, dünyayı sarıp sarmaladığını, kavurduğunu hissedince küresel efendilerin bir tahakküm girişimi vardı. Neydi o? Hastalanacaksınız, öleceksiniz korkusu. Şimdi dolayısıyla dünyada daha önce geçerli olan pek temel demokratik kavramlar bir an ikinci, üçüncü sıraya düştü. Salt ve sadece insan şunu düşündü. Ben yaşayabilir miyim? İki, ben gıda ve beslenme zincirini garantiye altına alabilir miyim? Kendim için. Hepimiz bireyci olmaya başladık neredeyse. İnsanın insana kavuşması söz konusu olmayınca her insan bir travma geçirdi. Aslında tüm dünyada suç işlendi. Bu tahakküm ve korku demokrasinin lağv edildiği, gerçek anlamda anayasal tüm kurumların çalışamaz hale geldiği salt bir korku üreterek insanlar itildi. Şimdi çok basit görünüyor ama ben bunu izleyince hakikaten travmanın tüm milyarlarca insanı sardığını hissettim. Evet, özellikle bizim ülkemizde de sabahları aslında bu galiba 15 Temmuz sürecinden sonra da oldu. Selalar okunuyordu. Sela ölü için yani okunan bir şeydir benim bilgimde. Fakat demokratik rejim olduğu bir yerde hani öleceksiniz korkusunu her sabah bitmeyen selalarla empoze ettiler. Bizim Evet, maalesef ülkemizde bir de bunun bu tarafı var. tabii Bütün tabii dünyada oldu bu. O ayrı yani ama. tabii ki iktidar güçleri dolayısıyla bu oluşan boşlukta ele geçirdikleri tüm imkanları kendi lehlerine kullanmak için evet demokrasiyi 2 yıl boyunca olağanüstü hal ilan ederek ve o gece sürekli selalar okunarak insanlar gerçekten dumura uğratıldı ve travmatize edildi. Düşünemez hale geldiler. Şimdi travmatize olmuş insan kitleleri doğru seçim yapmazlar. Yani kendi lehlerine olacak seçimi bile yapmazlar. Aleyhlerine dönüşecek seçimlere girdiler. 17 Nisan referandumu, gerçi orada da pek sağlıklı bir seçim
süreci işlemedi zaten. Onu söyleyebiliriz. Artı sonraki yapılan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili yapılan seçimlerde de maalesef tabii iktidarın ele geçirdiği imkanlar son derece kullanıldı ve bu imkanlar kendi lehlerine dönüşecek şekilde yapılandırıldı diyebiliriz. Bu koşullarda Türkiye'de demokrasi elbette çok büyük yara aldı. 15 Temmuz darbe girişimi kime yaradı artık onu halkımız görmektedir. Ama şu önemli tabii, 15 Temmuz'un olması FETÖ'cü terör mekanizmasının Türkiye'de cirit attığı ve bunun bir darbe mekanizmasına dönüşmesi ama geri fites yapması ve darbenin başarılı olmaması iyi olmuştur bu açıdan. Bu açıdan düşündüğümüzde ama diğer bir pencereden baktığımızda da Türk halkından maalesef direnç gücü alınmıştır. Nedir o? Demokrasi için var olma. Bu korku ve tahakkümle demokratik mücadele, demokratik haklar mücadelesi maalesef zayıflatıldı diyebiliriz. Evet. Evet, koronadan da faşizm olarak bahsediyorsunuz. Çünkü korona faşizmi sosyal olan homo sapiens'i tarih dışı bırakıyor diyorsunuz. Oysa dünyada birçok bugüne kadar salgın yaşandı. İnsanlık tarihi boyunca birçok salgın hastalığı da yendi ve bugüne kadar da birçok viral hastalığa karşı bağışıklık sistemi de kazandı. Bakıldığı zaman 17. yüzyıldaki plan yüzyıldaki büyük salgınlarda sanatın ve bilimin o dönemlerde daha çok yükseldiğini görüyoruz. Ama bu dönem özellikle korona faşizmi diyorsunuz. Evet, bu yazıyı yazarken de gerçekten koronanın yarattığı tahakküm ve korku, kitlelerin geri çekilmesi ve dağıtılması, demokrasinin ikinci, üçüncü plana düşmesi, ardından bende uyandırdığı kavram, siyasal anlamda herhangi bir oligarkın oluşturduğu bir faşizm değil, bu fırsat bilinerek demokrasiyi devre dışı bırakarak korona önlemleri adı altında bir korona faşizmi dünyada uygulandı diyebiliriz. Nedir o korona? Ben de sizinle aynı fikirdeyim gerçekten. Eyvallah, teşekkür ederim. Dolayısıyla korona burada neyi başardı diyebilirsiniz? Korkuyu halka, tüm halk kesimlerine sirayet edecek şekilde sistematik bir durum yaratarak korona virüs ve pandemiden dolayı insanlar eve kapatıldı. Bu tam faşizm işte. Eve kapatmak faşizm. Olağanüstü halde ancak yapabilirsiniz. Birkaç günlüğüne, birkaç bilmem saatliğine falan filan. Olağanüstüdür. Şimdi baktığınızda koronavirüs 100 yıl önce de vardı. İşte kuş gribi, İspanyol gribi dedikleri. O da bir koronavirüs. Ondan öncesi yaşanmış olan bir koronavirüs daha var 100 yıl önce. Şimdi yaşadığımız bir koronavirüs. O zaman kimse eve kapatılmadı. Pardon. Bu çok planlı olan iş. Halkı üretimden koparmak, korkutularak insanların bir araya gelmesini engellemek, insanların birbirine bakmalarını engellemek, onlara selam vermeyi engellemek, sosyal İnsanın olan insandan bir korkmasını bir kere sağlar. Çok korkunç bir şey. Travmatik bir şeydir bu. Bu bir travma. Şimdi bu korona sonrası dünyada da şöyle bir şey oluyor. İnsanlar bir araya gelmekten çekiniyor şu anda. Gene de alışamamışlık var burada, biliyor musunuz? Alışma süreci var. Adeta yeni doğmuşuz gibi. Yeniden dünyaya geliyormuşuz gibi. Ama henüz birbirimize çok fazla ilintili hale gelemiyoruz. Sazlar, bağlamalar, gitarlar, şarkılar, türküler, danslar eski 10 yıl öncesi gibi değil yani. Değil mi? Bir korkularak, insanlar korkarak bir araya geliyorlar. Değil mi? Böyle çok evet, canlı, bir beraber neşeli. müzik yapmak yasak ama camide ibadet yan yana veya diğer dini yerlerde diyelim serbest. Evet, Türkiye'de maalesef
yani demokrasi ve sivil toplum dediğimiz zaman tüm yurttaşlar için aynı derecede tüm haklar ve sorumluluklar olması gerekiyorken Türkiye'de bu maalesef öyle değil. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz, evet. Türkiye'de sınıfsal Hani şimdi olduğu birazcık gibi. daha rahat olabilir ama Buyurun. şimdi birazcık daha rahatlamış gibi gözüküyor ama bundan bir sene önceki 2 seneye yakın kopartırdılar. Müzik sektöründe çalışan birçok kişi işsiz kaldı. Travmalar Bazıları yaşadılar, aç kaldılar, intihar edenler oldu evet, aralarında. intihar edenler oldu, doğru. Ama bu nasıl bir ikilemdir de Ayasofya'nın açılışında herkes yan yana ibadet yapabildi. Yani yasaklar neye göre yasak? Bu Evet, aslında gerçek bir faşizm. Bunun adı bir işte taraf faşizm. evet, korona faşizmi demek ki burada belirli kesimleri korurken belirli kesimleri de heba ediyor. Yani Tabii ki öyle bahsettiğiniz oldu. yüz binlerin bir araya geldiği bir yürüyüş var Ayasofya'ya. Tamam, bunu çok legitim görüyorsunuz. Ama sendikaların veya diğer siyasi partilerin bir araya gelmesini engelliyorsunuz. Çok iyi hatırlıyorum. Türkiye Barolar Birliği'nin bir kongresini yapmasına izin verilmedi mesela. Tabii ki seçimde Çok çok enteresan olaylı değil mi? bir işliken tabii aynen yapılmadı ama seçimi Yani kaybettiler. ha, neyse, ama yani şey, eşitlik mekanizması işletilmiyor burada. Onu demek istiyorum. Tabii Türkiye ki hani hiçbir zaman demokraside işletilmiyor. eşitlik, eşit şanslar. Benim dediğim eşit, ya yani o açabiliyorsa fabrikasını, sen de orada onu açabilirsin. Şuna sen şuraya gidebiliyorsan öbürü de şuna gidebilmeli. Ama böyle olmadı Peki Türkiye. birazcık daha sevgiye geçelim. Mutlak değer olarak demokrasi sevgiyi üretebilir mi? Ya da öfkenin aşılması sevgiyi mutlak değer yapar mı? Gene kitabınızdan bir Evet, alıntı. teşekkür ederim. Aslında mutlak değer dediğimizde mutlak, yani mutlak. Nedir o mutlak? Yani bu onsuz olmaz diyoruz. Yani demokrasi olmazsa insanlar birbirlerini dinlemeyi sevmezler. Dinleyemezler diyorum. Şimdi bakınız, insanın diğer insanı dinleyebilmesi için önce kendi içinde bir insan sevgisini oluşturması lazım. Yani ben seninle ilgileniyorum, seni dinliyorum. Sevmek böyle. Yani Erich Fromm'un dediği, sevmek, ben eğer şu anda su içmek istiyorsam sen de su içer misin demektir. Erich Fromm öyle der. Çok basit diyor. Sen de içer misin? Sana su getireyim. Bu çok zor bir şey değil. Mutlak değer olarak böyle anlarsak eğer, mutlak değer, o ülkede her yurttaş demokrasinin tadına varabilir. Dinleme sanatı. Demokrasi bir mutlak değer olursa, yani onu bir değerler sistematiğine koyduğunuzda her insanın demokratik davranmasını beklersiniz dolayısıyla. Yani empati kurmaya başlarsınız. Karşıt görüşte olsa bile onu dinlemek bir insan sevgisini zaruri kılar. İnsan sevgisi. Önce insan sevgisi. İnsan olduğu için. İnsan bir ötekine ihtiyaç duyduğu için sevgiyi mutlak değer ya da demokrasiyi mutlak değer yapar. Mutlak değerler dediğim gerçekten en temel değerlerdir diye düşünüyorum ben. En temel değerler. Dolayısıyla öfkeyi aşmanın yolu da demokratik davranış ve tutumlardan geçer. Yani bir seni dinleyeyim bakalım. Sonra ben konuşayım. Benim fikrim sana uymayabilir. Benim fikrim sana çok ters gelebilir. Belki sevmeyebilirsin. Ama dinleme. Bu mutlak değer olmalı Türkiye'de. Dinleyebilme, hatta itiraz edebilme. Tamam, ben senin fikrine itiraz ediyorum şimdi. Çünkü şu sebeplerden dolayı ben aynı fikre giremem ya da o fikri savunamam diyebilirsiniz. Bunu söylediğinizde mutlak değerler çerçevesinde insanın özgüveni de diğerine olan güveni de artar. Çünkü fikir tartışmasında bulunuyorsunuz.
Bunu yok ettiğinizde tahakküm ve korkular girer. Yani kitabımın ismine antropopsikofelsefe değişimin temel sebebi antro insanı gerektirir. Felsefe yine insanı ve bilgiyi gerektirir. Psiko da yine insanı ve davranışlarını gerektirir. Tüm bunların sentezinde insanın insanı anlayabilmesi için mutlak değer, sevgi, empati ve demokrasi. Öfkeyi kontrol edebilme durumu. Öfkeyi kontrol edebilme durumu. Yoksa işte o cinayetler oradan geliyor. Öfkeyi kontrol edemediği için, kendisini savunamadığı için, doktorların fikirlerine fikir üretemediği için. Nasıl söylersin lan böyle mesela? Sen kimsin lan bunu söylüyorsun? Mesela Türkiye'de böyle tartışılıyor. Kimsin? Bir dakika, ben de insanım. Seninle tartışıyorum. Seni ciddiye almak istiyorum. Seni muhatap almak istiyorum. Doktor muhataplığı Türkiye'de eskiden vardı. Yani doktor ve hasta ilişkisi gayet iyi bir şeydi Türkiye'de. O kadar kötü değildi. Ama şimdi canavarlaştı adeta. Çünkü sistem bir saatin içinde 60 tane hastaya bakacaksın diyor. 2 dakika. Neyin var? Bir dakika. Tamam, anlaşıldı. İlaçlar. Peki o hasta sonra ne oluyor? Bir sürü MR'lardan geçiyor. Sosyal güvenlik kasasına çok büyük zararlar. Yani bir sürü paralar gidiyor yani. Hiç olmadık yere, boş yere yapılan ameliyatlar var. Baka o da ayrı bir konu. Burada peki, sevgi yok yani. Burada sevgi yok, empati yok. Yok, hiçbir şekilde sevgi yok. Sistem yok. İşliyor. Bu şeye hatırlattı bir anda bana, Big Brother'ın The Wall filmini hatırlattı. Banttan geçen insanlar mekanik bir şekilde, o da faşizme karşı çok güzel, albümü de çok iyidir, filmi de çok iyidir. İşte ağzına birer hap tıkılarak banttan yürüyen mekanik insanları oluşturmuştur. Hı. Aşk trajik ve romantik bir efsanemiş. Hadi gelelim biraz aşka. Korona morona daraldık. Evet, şimdi trajik dediğimiz zaman şöyle Latinceden ya da Almancadan gidelim. Trajik, taşımak, tra. Mesela tragen Almanca'da taşımak. Trajik, evet. Taşınan duygu. Aşk trajikse eğer taşınan bir şeydir. Ya ağır gelir ya da sizi uçurur. Ya kalırsınız ya da uçurur. İkisinden biri. Evet, aşk trajik bir noktaya geldiği zaman kendisini yenileme sanatını yarattığında romantizme dönüşür. Belki romantizme dönüşür. Belki diyorum. Çünkü ben orada şunu diyorum. Romantik aşk beyaz şaraptır. Ama aşkın kendisi aşağı yukarı şöyle diyelim, kırmızı şarap. Daha ağır ama daha içimlidir. Farkına varılarak aşık olmak süreci. Ama romantizmde uçarsınız, 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 uçarsınız. Yere çakılabilirsiniz aniden. O belki 3 ay sonra olur. Belki de 8 ay sonra olur. Onu bilemiyoruz. Ama her iki tarafın burada farkına varmadığı bir şey var. Ne yapıyoruz biz sorusu pek yok. Bu trajik aşktır. Onun için aşkın trajikleşmemesi için ben diyorum ki kişilerin öncelikle inşa etmek istedikleri ilişkiye odaklanmaları gerekir. İlişkiye odaklanmaları gerekir. Aşk seni seviyorum diyebilmektir. Bakınız, aşkın ismi seni seviyorum demektir. Aşk, elinizi dokundurduğunuz an kişide hissettiğiniz hissin sizde yarattığı hisle birleşimidir aşk. Ama bunu diyemediğiniz zaman trajik aşka dönüşür. Biraz kitabın dışında konuşuyorum tabii. Peki son konu olarak bunu seçtim. Öteki kitabını sözünü aldım. Kapatırken bahsedeceğim zaten. Sevmek ve sevme sanatı nedir Şükrü? Şimdi Feriha'cığım, sevmek tamamen bir davranış örüntüsüdür. Bu davranışını da kontrol eder ve niçin yaptığını biliyor ise o da sanatıdır.
Yani Erich Fromm'un söylediği gibi. Biz bir çiçeğe su verdiğimizde onunla bir ilişki kuruyoruz. Aslında ilişki derken ben şunu demek istiyorum sevme sanatında. Sevme sanatında ilişkilenmektir. İlişkilenme sanatı. Bitkiyle kurduğumuz ilişki de bir ilişkilenmedir. İlişkilendiğim bitkiyle kurduğum kontak onu mutlu ettiği kadar beni de mutlu ediyor. Eşim, karım, sevgilim veya partnerimle kurduğum ilişki bir ilişkilenme sanatı olduğu için aynı zamanda bir sevme sanatıdır. Bunun farkına vararak yaptığınız her eylem, davranış sevmektir. Bu davranışın niçin yaptığını bilmek, farkında olmak ve hissettirmek de sanattır diyebiliriz. Bir bakıma hayatla buluşmaktır. Hayatla ilişkilenmektir sevme sanatı. Diyelim mi bu kadar? Çok teşekkür ederiz. Bugün sevgili Şükrü Alkan'ın Antrop Psiko Felsefe kitabından bahsettik. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Ateş Yayınları'ndan çıktı. Bundan sonraki programda da sosyo antropopsiko felsefede antro insanı konuşalım. Eyvallah. Nedir? Teşekkür ediyorum Feriha. Kimdir antro insan? O konuyu da değinelim. Çünkü bir programlık daha bir yayın olacak bir kitap bu. Yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederim. Söyleyeceğim ben de var çok mı? Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok nezih. Gerçekten çok çok onur ettin Feriha. Çok çok sağ ol. Siz de bizi. Gerçekten sevindirici ve mutlu edici bir an yaşıyorum şu anda. Değerli Onur arkadaşıma saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sana da güzel bayramlar. Hepimize güzel bayramlar diliyorum. Tekrar ne zaman görüşeceğiz? 2 hafta, 3 hafta sonra falan. Hem onun programını rejideki arkadaşlar sizinle alır, hem de şöyle de bir şey yapabiliriz. Biz artık canlı etkinliklerimize de başladık. Ne yazık ki ilk etkinliğimiz Haziran'da piknik olarak 4 şehirde, farklı 4 şehirde bunu gerçekleştirdik. Temmuz'dakini de yapacaktık geçtiğimiz günlerde, fakat hava muhalefetiyleden dolayı Ankara ve İstanbul'da hava yağmurlu olduğu için Ağustos'a erteledik. Ağustos ayında tekrar piknik etkinliğimiz olacak. Lütfen sosyal medyadan bu etkinliği takip edin. Kış aylarında kapalı bir mekanda bir felsefe söyleşisi İstanbul'a hazır taşımışken sizle tekrar yapmak isteriz. Çok çok sevinirim. Çok memnuniyetle Feriha. Mutlaka, mutlaka. Çok daha canlı olur. Çok daha esprili olur. Güzel olur. Tabii ki takipçilerimiz de İstanbul'da olacağı için birebir sorularını yüz yüze size sorabilirler. Tekrar çok teşekkür ederim değerli sohbetin için. Ediyorum. Evet, çok bir yayınımızın daha sonuna geldik. Öncelikle sevgili konuğum Şükrü'ye, siz izleyicilerime, daha sonra da yapımda ve yayında emeği geçen tüm gönüllerimize teşekkür etmek isterim. Teşekkür demişken bir teşekkür de Patreon ve Kreos destekçilerimize gelsin. Bildiğiniz gibi bir geleneğimiz var. Bazı Patreon ve Kreos paketlerimizi seçerek bize düzenli olarak başta bulunan destekçilerimize yayın sonlarında teşekkür ediyoruz. Patreon üzerinden Bahar Kılıç, Ekrem Karahan, Umut Yıldız, Ata İstar, Erol Nasmiyaz, Tolga Orhan, Hasan Dudu, Onur Romano, Mehmet Ateş, Buluk Reis, Ekstremist, Hakan Öztoprak desteklerini vermişler. Kreos üzerinden ise Ulaş Alagöz, Roşat Benisan, Ertan Evrim, Seyit Öztürk, Zafer Örenlili, Aslan Gençer, Ekran Krimi. Bize olan destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Arkamızda olduğunuzu bilmek bize güven veriyor. Değerli konuğuma tekrar teşekkür ederim. Gelecek yayınlarda görüşmek üzere. Artık yalnız değiliz.
Bunlar ateist,